Hilal Cebeci o doğduğunda takvimler 4 Temmuz 1976'yı gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya geldi çocukluğunda sıkıntılı dönemler geçirmişti. Babasının bir devrimci olarak öldürüldüğünü ve işkence gördüğünü söylemişti. Bu konuyla ilgili Hürriyet'ten Hakan Gence'ye şu açıklamayı yapmıştı. Babam bir işçiydi. Maalesef ülkemizin geçirdiği değişim yıllarının zorluklarını yaşamış. Babam gibi nice devrimciler, siyasi olarak da sağcılar veya solcular çok çeşitli zulümler görmüş. Tabii bu da babamın sağlığını kaybetmesine neden olmuş. Maalesef genç yaşta biz veda etti. Babam 12 Mart sonrasının uydurma davalarından olan sabotaj davasının sanıkları arasında yer almış. idamla yargılanmış, hapis yatmış ve kontra gerilla'nın işkencesini yaşamış. 1974'te delil yetersizliğinden beraat etmiş. Onu 2002'de 56 yaşında akciğer kanserinden kaybettik. Annemle babam babam vefat etmeden önce ayrılmışlardı. Çok iyi bir insan, emekçi ve devrimciydi. Hilal Cebeci ilk müzik deneyimini 1993 senesinde Erdal Erkoç ve Sinan Erkoç gibi isimlerle çalışarak yaşadı. Aynı yıl kendisinin kurduğu bir fasıl grubuyla büyük otel ve restoranlarda fasıl yaptı. 1994 senesinde Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 1997'ye kadar Çubuklu Hayal Kahvesi ve Fayton Bar gibi İstanbul'daki çeşitli gece kulüplerinde sahneye çıktı. İlk albümünü 1999'da çıkardı. Köylü Güzeli adlı bu albümle Kral TV Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan kadın şarkıcısı ödülüne layık görüldü. Bu albümde Köylü Güzeli, Yok mu? Gizli Aşk, Çapkınım gibi parçalar vardı. 1999-2000 yıllarında şöhretin zirvesine çıkan Cebeci pek çok ilde konserler verdi. Müzik kariyerinin yanına sunuculuğu da ekleyen Yıldız, 2000 yılında ATV televizyonunda Alo Yarışma adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Oyunculuk da yapan Cebeci, Şarkıcı adlı filmde oynadı. 2001 yılında En Güzel Ben Severim adlı albümle yeniden sevenlerine seslendi. Bu albüm ilki kadar ses getirmese de 2 yıl sonra çıkardığı Yükselme Zamanı adlı albümle yeniden zirveye çıktı. Kariyeri boyunca Kim Gitsin, Gelmişime Geçmişime, Aşk İçin, Gamsız, Özür Dilersen, Senden İyi Yaparım, Fokur Fokur gibi albümler çıkardı. Pek çok yapımda konu koyuncu olan Cebeci, Olacak O Kadar, Şöhretler Kebapçısı, Biz Boşanıyoruz… Cennet Mahallesi ve Aşkım Aşkım adlı yapımlar için kamera karşısına geçti. 1999 yılında çıkardığı Köylü Güzeli albümüyle şöhreti yakalayan Hilal Cebeci uzun yıllar bu albümün ekmeğini yedi. Çeşitli dergilere verdiği pozlarla 2000'li yılların ortasına kadar adından söz ettirdi. 2004 yılında sunuculuğunu Seray Sever'in üstlendiği Ünlüler Çiftliği yarışmasına katıldı. Toprak Sergen'in birinci olduğu bu yarışmaya İsmet Özhan, Ali Güven, Banu Alkan, Güllü, Ceylan, Ferhat Güzel Tuğba Altıntop ve Ali Atik gibi isimlerde katılmıştı. 2006 senesinde Show TV'de sabah programı sundu. 2007 senesinde ise yine Show TV'de Mehmet Ali Erbil'in Aşk Olsun isimli eğlence programında sunucu oldu. İkinci büyük sıçramasını 2011 yılında gerçekleştirdi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yaparak panpiş akımının öncüsü oldu. O dönem verdiği pozları günümüzde herkes veriyor aslında. Haber Türk'ten Arif Hüre konuşan Cebeci, insanların hayatlarını kapalı olarak yaşadığı dönemde günah keçisi olduğunuzu düşünüyor musunuz sorusuna şöyle karşılık vermişti Günah keçisi ilan edildiğimi düşünmüyorum Bundan 50 yıl önce Ajda Pekkan Nüket Duru benden daha cesur pozlar vermişti. Sonrasında Müjde Ar ve Hülya Avşar'ı bu listeye katabiliriz. Özellikle 2011 yılında verdiğim pozlar gayet estetikti. Profesyonelce işimi yaptım, paramı kazandım. Ses getirmek, dikkat çekmek maalesef yanında kötü eleştirileri getirmiştir. Ben bunun sıkıntısını yaşadım. Ülkemizde takdir görmek için destekleniyor olmanız gerekiyor maalesef. Hilal Cebeci, Pampiş akımını şöyle açıklamıştı. Kankanın daha yakını, Kankamın kankası, canımın da canı demek. Patentini alacağım. Pampiş marka iç çamaşır üreteceğiz. Görüşmelere başladım. Hem erkeklere hem kadınlara yönelik renkli iç çamaşırları olacak. Önlerinde de pampiş yazacak.'' 5 yıl kadar çok fazla ortalarda görünmedi Cebeci. Sonra Fokur Fokur adlı single'la geri döndü. Hemen ardından bir rahibe fotoğrafını kendi yüzüne montajlayarak hayatın bir rahibeninkinden farksız. Hatta onlarınki daha eğlencelidir notunu düştü. Güzel Yıldız Habertürk'ten Arif Füre açıklamalarda bulundu. Bir süredir ortalarda yoktunuz. Ancak geçtiğimiz günlerde bir rahibe fotoğrafına kendi yüzünüzü montajlayarak gündeme geldiniz. Neler yapıyorsunuz sorusuna şöyle karşılık verdi. Yaklaşık 4 yıl panik atak tedavisi gördüm. Eve kapanıp hiçbir şey yapamaz hale gelmiştim. Panik atak denilip geçiliyor ama bu ciddi bir rahatsızlık. Özellikle önemsenmezse ölüme kadar gidebiliyor. Şimdilik ataklardan kurtuldum. Şunu belirtmeliyim ki her şey çocuklukla başlıyor. Çocukların ruh sağlığına önem vermek çok önemli. Çünkü benim çocukluk yıllarımdan kalma travmalarımdan oluşan bir durum neticesinde ortaya çıkmıştı. Annemle babamın kavgaları ve ilgisiz buna neden oldu diyebilirim. Ama şimdi çok şükür iyiyim. Duygularını iyi kullanabilen bir insan olamadan eğlenmesini hiç beceremedim. Beni zorla dışarı çıkarırlardı. Çünkü bende evden çıkamama hastalığı da vardı. Kendime en mutlu hissettiğim yer evim. O yüzden doğal olarak hayatınız monoton geçiyor. Asosyal bir insanım. Çok arkadaşım yoktur. Yaptığım iş gereği çevrem geniş. Fakat arkadaşlarımın sayısı beşi geçmez. İçki kullanmıyorum ki en büyük eksikliğimdir.'' Özel yaşamına değinecek olursak 2013 yılında Londra'da sessiz sedasız evlendi. 2019 yılında ünlü şarkıcı Hilal Cebeci 2013 yılında evlendiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra'da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz. Ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum." mesajını paylaştı. Hilal Cebeci kazandığı paralarla hep yatırım yaptı. Habertürk'ten Arif Hür'e konuşan Cebeci, maddi olarak geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz sorusuna şöyle karşılık vermişti. Zamanında çok yatırım yaptım. Bu konuda akıllı davrandım. Hiç çalışmasam bile hayatımın sonuna kadar yaşayabileceğim maddi güce sahibim. Ben 15 yaşında en önemli şeyin geleceğe yatırım olduğunu öğrendim. Her kuruşumu yatırıma çevirmeyi başardım. Tabii ki mal varlığımı buradan açıklamam ayıp olur. Sonuçta bunu sadece politikacılar yapar. Hilal Cebeci 2018 yılının Ekim ayında İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olan Çavbella adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdi ve bir klip yayınladı. Hürriyetten Hakan Gence'ye konuşan Yıldız, Çavbella'yı yeniden yorumlama sebebini şöyle açıklamıştı. Bir sanatçı olarak sevdiğim bu şarkıyı yorumlamak istedim. Tabii amaç ses getirmek, konuşulmak, eğlendirmek, duyguları daha çok paylaşmak, 8 yaşındaki çocuğun diline düşürmek, 15 yaşındaki genci şarkıdan haberdar etmekti. Güzel Yıldız şarkının klibindeki danslarıyla da dikkat çekmişti. Danslarının kapitalizm ve emperyalizmi simgelediğini söylemişti. Aynı röportajda bu konuya şöyle açıklık getirmişti. Elektronik dans müziği yaptım. Ben klipte dans etmeseydim insanlar bu şarkıyla dans etmeyecek miydi? Danslar yani eğlence sektörü maalesef kapitalizmin bir aracı olmuş durumda. İnsanlar dans edip eğlenmek için para harcamak zorunda. Eser içerik olarak kapitalist ve emperyalist bir düzene karşı yazılmış notlardan oluşuyor. Amacım rutinin dışına çıkarak insanları şaşırtıp düşünmeye sevk etmekti. Sosyalist bakışın bu denli heyecanlanmış olması beni de çok umutlandırdı. Her daim heyecanımızı yüksek tutmalıyız. Avrupa'daki kültüre göre bir işçi maaşı önemlidir, saygı duyulmalıdır. Ancak dans etmek, tekno müziklerle söylemek saygısızlık kabul edilmez. Artık evrenselleşmiştir. Herkesin şarkısıdır. Hilal Cebeci yıllar önce eşcinsellik bir hastalıktır. Bunu normalleştirmeyelim demişti. Habertürk'ten Arif Hür'e konuşan Cebeci şunları söyledi. Ben eşcinselleri kötüleyecek ya da dışlayacak hiçbir şey söylemedim. Okuduğunu anlamayan insanların işgüzarlığıydı o tepki ve hakaretler. Eşcinsellik hormonların dengesiz çalışmasından kaynaklanıyor. Yani bir erkekte kadın hormonları fazla salgılandığı için doğal olarak kendini kadın hissediyor. Hormonların dengesiz çalışması bir hastalıktır. Bunun nesi kötü anlamıyorum. Ünlü profesör Nevzat Tarhan da bu bir hastalıktır diyor. Bunun aslında bir tercih olamayacağını, bu nedenle bu şekilde hissedenlerin hayat kalitelerini artırabilmeleri için medikal desteğe ihtiyaç olduğunu söylüyorum sadece. Bu duruma Amerika'da yapılan klinik araştırma sonuçları da hastalık diyor. Güzel Yıldız geçtiğimiz yıllarda patoloji raporunu paylaşarak meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Sağlık durumunu Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşan Cebeci erken teşhise de dikkat çekti. Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim dedi. Kısa bir süre sonra Instagram hesabında bir video yayınladı ve eşim çok kızdı. Paylaşımımı kaldırdım. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Ameliyattan sonra her şeyi detaylı anlatırız dedi. Ünlü şarkıcı kanseri atlattıktan sonra imajına da tazeledi. Son hali görenleri çok şaşırttı. Eski Hilalcebeci'den eser kalmamıştı. Biz de güzel yıldıza hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.